Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Orhan Karaşahin. Bakın size güvercinlerimizi gösterelim. Sabahın erken saatlerinde diğer hayvanlarımızı salmadan buraya yem atıyoruz. Şu karşı taraf bizim artık güvercin kümesi olarak kullandığımız kümes. Onların kapılarını açıyoruz ve bakın oraya sularını yeniledik. Orada su banyosu yapsınlar diye öyle bir imkan var. Yine kendi kümeslerinin içerisinde de yine su kaynakları var. Su banyosu yapabilmeleri için. Buraya da böyle yem attığımız zaman hepsi buraya geliyorlar ve bunlarla biraz hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bakın kimisi şahsi temizliklerini yapıyorlar. Şimdi kümeste ister istemez çeşitli parazitler vardır, bulunabilir. Onlar bakın üzerlerini temizliyorlar. Gördünüz mü? Birazdan da su banyosu yapacaklar. Hatta bir tanesi girdi bile herhalde suyun içerisine. Ha, daha içiyor şu anda. Birazdan yavaş yavaş önce içiyorlar, sonra suyun içerisine giriyorlar ve banyo yapmaya başlıyorlar. Bu arada şöyle durumlar gelişmeye başladı arkadaşlar. Ha, şu güvercinin ayağında bir sıkıntı var galiba. Böyle toparlayarak yürüyor. Allah Allah. O hangi güvercin acaba ya? O bizim değil. Ha. Tam onu söyleyecektim arkadaşlar. Bizim güvercinler şunlar mesela, şu siyah olanlar bizim güvercin. Şşt! Horoz! Horoz git buradan! Horoz git buradan! Korkuttun herkesi. İn aşağıya. İn aşağıya. Kapıyı açık mı bırakmışız? Ulan arkadaş ya. İnin aşağıya. İnin aşağıya. İn 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 in. İn. Dur kapıyı kapatalım bari de. Bütün hayvanlar gitti ya. Bütün hepsi uçmaya gittiler arkadaşlar. Sadece şu ikisi uçmadı. Neden? Bunlar ilk defa dışarıya çıkardım. Bakın şu kümeste bulunuyorlardı. Annesini ve babasını, babası şu bizim biraz hovarda diye tabir ettiğimiz güvercindi. Baba o, bir de anne koyduk yanlarına ve bu güvercinler onlardan neşet etmişti şu yavrular. İlk defa dışarıya çıktılar bugün. Sağ solu keşfetmeye çalışıyorlar. Ne oluyor, burası neresi filan diye. Gençler, çocuklar, burası sizin artık bundan sonra yaşayacağınız yerler. Tamam mı? Etrafı güzelce öğrenin. Artık buralarda yaşayacaksınız. Çok güzel bir yeriniz var. Öyle uçması güzel, seyretmesi güzel. Oh, bakım da güzel. Suyu bol, yemi bol. Tamam mı? Çok güzel bir yerde yaşayacaksınız inşallah. Aman kendinize mukayyet olun. Kimseye kendinizi kaptırmayın. Burada arkadaşlar ister istemez zararlı hayvanlar var. İşte kediler var bol miktarda. Havada gezen alıcı kuş diye tabir edilen yırtıcı kuşlar var. Onların şerrinden de işte uzak tutmaya çalışmak lazım. Ama ister istemez bazı sıkıntılar oluyor. Hatta 2-3 gün önce bu bizim yavruların annesi ve babası neredeyse arkadaşlar, babası bu, şu anda anne yok. Neredeyse 3 aydan beri hiç dışarıya çıkmadılar. İşte çiftleşmeleri, yumurta yapmaları, yumurtaya basmaları, ondan sonra işte yumurtadan civciv çıkartıp bu hale getirmeleri neredeyse 3 ayı falan buldu. Ben de işte memleketten gelince baktım ki bu hayvanlar bayağı bir sıkılmışlar gibi, annesi babası. Geçenlerde annesini babasını bu kümesten dışarıya çıkardım. Yavrular içeride, ben kapıyı kapattım. Ondan sonra bunlar biraz uçsun, diğer arkadaşlarıyla beraber falan vakit geçirsinler diye kapılarını kapattım. Biraz böyle 1-2 saat kadar falan uçtular buralarda, işte vakit geçirdiler. Ondan sonra ben de babası ve annesini böyle sopa ile ittire ittire şuradan kapıyı açtım. İçeriye katmaya çalışıyorum. Hayvanlar şuraya kadar geliyor. Buradan uçup gidiyorlar. Yani işte kümese girmek istemiyorlar. 3 kere falan aynı işi yaptım. Adamlar girmek istemiyorlar. Dedim herhalde bunların daha giresi yok. Ne yapalım, artık kapıyı kapattım ben.
Çıktım gittim, çarşıya gitmem gerekiyordu. Çarşıda işlerim vardı. Çarşıda da işlerim bayağı uzadı. Akşam karanlığına kaldım. Gelir gelmez hemen buraya geldim. Baktım tabii kapı kapalı, annesi babası içeriye giremeyecek. Baktım anne yok piyasada. Babayı da şurada kümesin üstünde buldum. Onu yakalayıp kümese koydum. Anneyi arıyorum arıyorum yok. Arıyorum arıyorum yok. Meğerse arkadaşlar anne işte buralarda içeriye gireceğim diye dolanırken oradan bir kedi gelmiş. Onu yakalayıp götürmüş. Orada bir güzel yemiş. Tüyleri de oradaydı. Artık yapacak bir şey yok. İyi bari en azından yavruları büyütmüştü. O güvercin de bizim güvercin fabrikasıydı. Bir sürü güvercin dünyaya getirdi ve işte maalesef belki biraz bizim hatamızdan, biraz da böyle işte kendisi girmeyince ben de kapıyı kapatıp gitmek zorunda kalmıştım. Demek ki ömrü o kadarmış, öyle söyleyelim. Anne güvercinimiz gitti maalesef. Çok güzel bir ikili idi. Bu güvercinle annesi güzel bir ikili oluşturuyordu. Bakın babanın fotokopisi bir yavru güvercin. Anneyi de çok fazla andırmayan, böyle şu diğer hayvanlara benzeyen, şunlara benzeyen bir başka güvercin yavrusu ortaya çıkmış gelmiş. Ama işte maalesef bunların annelerini kaybettik, kediye kaptırdık. Böylesi kayıplar oluyor ama bir taraftan da sürekli zaten bunlar çoğalıyorlar. Bir sürü kayıp yaşamamıza rağmen sayı 14-15 civarlarında hiç eksilmiyor. Demek ki bunlar bir taraftan azalıyor, bir taraftan çoğalıyor. Bir de böyle biz bazı güvercinleri serbest bıraktık artık arkadaşlar. Yani gidiyorlar, adamlar hiç buralarda durmuyor. Daha doğrusu hiç akşam bizim kümesimize gelmiyorlar. Ama gündüzleri hep buradalar. Akşam nereye gidiyorlarsa başka bir yere yuva yaptılar. Demek ki oralara gidiyorlar. Gündüz arkadaşlarıyla beraber burada. Şu güvercinin acaba bir saldırıya falan uğradı da saldırıdan zor mu kurtuldu ki ayağını basamıyor ve ayağı da sanki kırık gibi. Onu ben bir yakalayabilirsem yakalayacağım. Bu sanki bir saldırıya uğramış gibi ayağını basamıyor. Baksanıza yazık. Oo, ayağı kırık herhalde ya. Tüh. Ayağı kırık galiba. Nasıl yapacağız onu ya? Hiç de bildiğim bir konu değil maalesef güvercin. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Olmadı bir atelle matelle falan bir bağlayıp o şekilde kaynamasını sağlamak lazım. Seni yakalayacağım çocuk. Seni yakalayacağım, fazla zorlama beni, tamam mı? Şöyle müsait bir yere geç de ben seni yakalayayım, bir ayağına bir müdahale edeyim. Tüh. Kötü olmuş. Kötü olmuş. Bizim burası arkadaşlar işte güvercinler oraya konuyorlar, oralara konuyorlar. Zaten işte sürekli kendi kümeslerinin önündeki o tellerin üzerlerine konarlar sürekli. Ondan sonra bizim aşağıdaki bahçemizin üst tellerine konarlar. Ondan sonra buralarda uçarlar, sağ sol yaparlar. İşte bazen bu evlerin çatılarına falan giderler, oralarda takılırlar. Yerimiz gayet güzel güvercinler için, tam böyle biçilmiş kaftan. Ama dediğimiz gibi zararlılar biraz fazla olunca kayıp riski de çok oluyor. Ona göre işte bu sevimli çocukları inşallah büyütmeye çalışacağız. Yaşatmaya, yetiştirmeye çalışacağız. Evet, bugün şöyle sabah sabah gelip güvercinlerimizin kapısını açınca bunların neşesinden, enerjisinden biraz istifade ettik ve sizlere güzel bir içerik oluşturalım istedik. Keşke şu su banyosu da yapsalardı. Aslında yapmaya böyle yaklaşmışlardı. Birazdan başlayacaklardı sanki. Şu gıcık horoz gelip de bunları rahatsız etmemiş olsaydı. Neyse bakalım, o da başka bir sefere olsun. Evet, yavaş yavaş artık videomuzu kapatalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi çocuklar, siz de hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.